Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavı 2022 için kaç net gerekiyordu ve yine kaç e, taban puanı gerekiyordu ortalama? Hepsini aktaracağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi genel olarak baktığımızda 2022 senesi için öğrenciler hani bu sene sınava girdi 23 50 e, taban puanlar vesaire açıklanır dedik. Peki nasıl da bu sene taban puanları ve netler? Şimdi 5. sınıflarla bir başlamak istiyorum. 5. sınıflarda aslında geçen sene göre çok yüksek veya çok düşükte bir taban artışı, taban değişimi yaşanmadı. O yüzden 5. sınıflarda ortalama yine 455, 460 yapan öğrencilerimiz kazandı. Ha şimdi 456 yaptım hocam ben kazanamadım diyen yani olursa da bu konu hakkında hiçbir şey demiyorum çünkü. Yani sonuçta bu e, sınav sonuçlarına bakmak gerekir vesaire. O konuya girmek istemiyorum. Yani bunlar ortalama zaten. Net olarak 450 yapan kazandı demiyoruz sonuçta. 6. sınıflara baktığımızda yine ortalama bir 448, 453 puan yapan öğrencilerimizin kazandığını söyleyebiliriz. Bu da yine ortalama bir 83-85 net aralığı diyebiliriz. 7. sınıf öğrencilerimize baktığımızda diğer çocuk kontenjanında ortalama yine bir 450-455 taban puan yapanların kazandığını söyleyelim. 8. sınıflarda 460-465 ortalama taban puanları yapanların kazandığını yine söyleyebiliriz. Liseye geldiğimizde taban puanları düşüyor. E, taban puanları lisede yine ortalama 415-418 gibi 9'un sınıfta değişiyor. Lise 10'da yine 425-430 gibi değişimler var onu da söyleyelim. Lise 11'de 420-425 gibi bir e, taban puanı var onu da belirtelim. Yani geçen seneyle arada çok da büyük farklar oynamadı. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.